İyi akşamlar sevgili seyirciler. Habere Daire hoş geldiniz. Pazartesi günü Türkiye için tarihi bir gün olacak. Sayın Başbakan Erdoğan Türkiye'nin demokratikleşme paketini pazartesi günü açıklayacak. Toplumun farklı kesimleri demokratikleşme paketiyle ilgili çok büyük umutlara ve beklentilere sahip. Peki Kürt kamuoyu ve BDP acaba bu süreçle ilgili hangi beklentilere sahip ve bu süreci nasıl yaşadılar? Birazdan BDP Iğdır Milletvekili Sayın Pervin Buldan bize bu açıklamaları yapacak. Peki Habere Dair'de neler var? İşte önce bunları izleyelim ve sonra Habere Dair başlıyor. Türkiye sabah yeni bir operasyonla uyandı. Taraftar grupları gözaltına alındı. Operasyonun soru işaretleri Habere Dair'de. Hayata veda edili 6 ay oldu. Hayranları yapayalnız kaldı. Müslüm Gürses'in sevenleri şimdi ne yapıyor? Müslüm babayı evlatları anlatıyor. Avusturyalı aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin seçim şarkısı Nasıl Ankara'nın Bağları oldu. Avusturya'dan bir seçim parodisi Habere Dair'de. İçimde hac kaldı. Kısa bir aradan sonra bütün bu haberlerimizle karşınızda olacağız. Oscar'ın tezenesi diye bilinen usta halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümünün birinci yıl dönümüydü. Onu anarak başlamak istedik. Ancak hemen ardından aldığımız bir haber bugün hepimizi yasa boğdu. Tuncel Kurtiz ne yazık ki yaşamını yitirmişti. Tuncel Kurtiz tüm Türkiye'nin sevdiği ve saydığı bizim hepimizin Ramiz hocasıydı. Ve şimdi Tuncel Kurtiz'i 2010 yılında Ümit İlter'in bir şiiriyle anmak istiyoruz. Grup Yorum'un bir konserinde çağımızın altın kalbine arıyoruz şiiriyle madencileri anmıştı. Aslında o altın kalp ta kendisiydi. Saygıyla. Derine, hep derine kazıyoruz. Nerede? Çağımızın o altın kalbi, çağımızın altın kalbini arıyoruz. Üzerimizde ağır bir yeryüzü, gökyüzünden uzakta, çok uzakta, derine, hep derine kazıyoruz. Nerede çağımızın o altın kalbi, çağımızın altın kalbini arıyoruz. Madencileriz biz. Devrimcileriz biz, patlarız volkan gibi, çağ yenmeyecek bizi, yorgun değiliz, Bağdatlıyız, Bağdatlıyız, Bağdatlıyız. Pazartesi günü açıklanacak olan demokratikleşme paketi toplumun hemen her kesiminde farklı bir beklenti yarattı. Bu beklentiler Alevilerden Kürtlere, azınlıklardan toplumun bütün ötekileştirilmiş olanlarına kadar farklı umutlarla yeşertildi. Başbakan Erdoğan pazartesi günü demokratikleşme paketini açıklayacak. Ancak biliyoruz ki demokratikleşme paketinin ana eksenini aslında Kürt sorunu ve çözüm süreci oluşturuyor. Peki çözüm süreciyle ilgili olarak Kürt kamuoyu ve Barış ve Demokrasi Partisi acaba hangi beklentilere sahip? Ve bu süreci nasıl değerlendirdiler? Bu konuyu konuşmak üzere öncelikle Pervin Buldan, Iğdır Milletvekili bizimle birlikte olacak. Pervin Hanım, önce hoş geldiniz demek istiyorum size. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim.
Şimdi bu sürecin hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl bu aşamaya gelindiğini bir habere dair dosyasıyla izleyeceğiz. Ondan sonra Pervin Buldan'la söyleşimize devam edeceğiz. ...1999 yılının 16 Şubat günüydü. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit kameraların karşısına geçti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de olduğunu açıkladı. Bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Sonra Öcalan'ın yakalanma görüntüleri yayınlandı. Öcalan o görüntülerde çok ilginç bir açıklamada bulunuyordu. Ama ben gerçekten peki o katkı ne olacaktı? Bu sözün arkasında Öcalan'ın korkuları olduğu yorumları yapıldı. Öcalan acaba bir çözülme sürecine mi girecekti? Kurduğu silahlı terör örgütü PKK... Henüz bebek katili, terörist başı, bölücü vatan haini diye tanımlandığı günlerdi. Nihayetinde Öcalan İmralı'da müebbet hapse mahkum olduğunda Kürt sorununda yeni bir döneme girildiği sanıldı. Zira daha önce iki kez ateşkes ilan eden PKK, Öcalan'ın yakalanmasının ardından ardı ardına ateşkesleri ilan edecekti. İlk ateşkes Öcalan tarafından ilan edildi. Öcalan 1 Eylül 1999'da bütün PKK kadrolarına Türkiye'yi terk etme çağrısında bulundu. Acaba barış ve evlatların ölmeyeceği bir döneme mi giriliyordu? Bir grup PKK'lı dağdan ve Avrupa'dan gelerek bir iyi niyet gösterisi adıyla teslim olmuştu. Bu eylemsizlik ve ateşkes süreci tam 5 yıl sürdü. Bu en uzun süren ateşkes süreciydi. PKK 5 yıl aradan sonra askeri operasyonları, iktidarın Kürt sorununa olan ilgisizliğini ve Öcalan'ın koşullarını gerekçe göstererek ateşkesi yeniden bozdu. Artık köprüler atılmış, silahlar konuşur olmuştu. Ülkenin dört bir yanına şehit cenazeleri gidiyor, PKK'nın giderek artan can kayıpları artık büyük törenlerle kaldırılıyordu. Mayıs 2006'da silahların susması için bu kez aracı olanlar sivil toplum örgütleriydi. Baskılar sonucu PKK bir kez daha ateşkes ilan etti. Ancak askeri operasyonların devam ettiği gerekçesiyle aldığı kararı yeniden bozdu. Nisan 2009'da PKK'nın bir kez daha ateşkesi ilan ettiği duyuruldu. Bu defa kamuoyunun bilmediği Oslo'da MİT'le sürdürülen görüşmelerdi. PKK'nın üst örgütü KCK yani Kürdistan Topluluklar Birliği bu defaki ateşkesi meşru savunma temelinde ilan etmişti. Ağustos ayında ise Öcalan'ın 10 maddelik yol haritası yayınlandı. Türkiye vatandaşlığı anayasada yer alsın. Kürtçe eğitim ve öğretim dili olarak kabul edilsin. Anayasada yer alsın. Ateşkes devam etsin. Koşulsuz bir genel af ilan edilsin. Akil adamlar geçiş döneminde inisiyatif alsın. Siyaset yapma özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın. Affedilen PKK'lılar dahil herkes siyaset yapma hakkına sahip olsun. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit kaldırılsın. Yerel yönetimler güçlendirilsin. Demokratik özellik kabul edilsin. Çatışma döneminde işlenen faili meçhul cinayetler başta olmak üzere o dönemde meydana gelen olayları araştırmak için Hakikatler Komisyonu kurulsun. PKK bir kez daha iyi niyet gösterisi gerekçesiyle Mayıs ayında Kandil ve Mahmur'daki kamplardan 4'ü çocuk 34 kişinin gelip sınırda teslim olmasını sağladı. Ancak bu defa adına Habur denilen süreç bütünüyle ters bir tepki yarattı. Zira PKK üniformalarıyla gelen militanların hemen serbest bırakılması ve BDP'nin bu süreci bir zafer gösterisine çevirmesi ülkenin batısında ve Ankara'da ciddi rahatsızlık yaratmıştı. PKK eylemsizliğini 2011 seçimlerine kadar uzattı. Ancak Habur sürecinde yaşananlar karşılıklı güven duygusunu zedelemişti.
Nitekim seçimler biter bitmez Temmuz 2011'de PKK'nın Silvan'da karakola yaptığı saldırıda 13 askerin şehit olmasıyla çatışmalar yeniden başladı. Bu dönemde BDP içinde yer aldığı söylenen KCK, yani Kürdistan Topluluklar Birliği örgütü ile ilgili yaklaşık 6000'e yakın isim gözaltına alındı ve tutuklandı. Artık yay gerilmişti. Çatışmalar sürerken cezaevlerinde bulunan 10.000'e yakın PKK'lı Öcalan'a uygulanan görüşme tecridini protesto etmek için açlık grevine başladı. Açlık grevlerinin ölüm orucuna dönüşme kararıyla eylemlerin 67. gününde Abdullah Öcalan bir açıklama yaptı. Mahkumların artık eylemlere son vermesini istedi. Bir çağrısı var. 528 gün süren tecritten sonra Abdullah Öcalan yeniden siyaset sahnesindeydi. O tarihten itibaren süreç hızlandı. Başbakan Erdoğan, MİT'in Öcalan ve PKK ile yaptığı görüşmeleri doğruladı. Amaç artık bu ülkede kan akmaması, anaların ağlamamasıydı. 21 Mart'ta Nevruz günü Türkiye siyasetinde neredeyse bir devrim yaşandı. Öcalan'ın mesajının doğrudan halka okunmasına izin çıktı. Öcalan o mesajında barış diyordu. Çağdaş modernite ve demokratik bir düzen aramaktadır. Artık devlet PKK ile yapılan görüşmeleri kabul ediyor. Öcalan doğrudan PKK'lılardan yapılması gerekenleri talep ediyordu. Aynı dönemde BDP'li heyet sürekli İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşüp geri geliyordu. Yaklaşık 40 bin cana ve tahminlere göre 1 trilyon dolara mal olan 30 yıllık düğüm çözülebilirdi. Bunun için atılması gereken ilk adım PKK'nın bir takvime göre silahlı güçlerini ülke sınırları dışına çıkarması, hükümetin de sadece PKK'lıları kapsamayacak biçimde ayrıntılı bir demokratikleşme paketini açıklamasıydı. Sonuçları, çözüm yöntemleri... Hükümet çözüm sürecine katkı sağlamak amacıyla Akil İnsanlar Heyeti oluşturulmasına karar verdi. Akil İnsanlar Heyeti'nin temel amacı Türkiye'nin dört bir yanına dağılıp bu sorunun çözüm süreciyle ilgili katkıları, önerileri dinlemek ve hükümetin çabasını kamuoyuyla paylaşmaktı. Ancak süreç henüz ilk aşamada akamete uğradı. PKK silahlı güçlerinin %25'ine tekabül eden 600 militanını çektikten sonra geri çekilmeyi durdurdu. Gerekçesi hükümetin önceden öngörülen takvimlere uygun davranmaması ve demokratikleşme paketini ağırdan almasıydı. Oysa önceden verdikleri söze göre çekilmenin tamamı Eylül'de tamamlanacaktı. Hükümet ise ülke içinde silahlı güçler varken demokratikleşme ve Kürt sorununa çözüm paketini tehdit altında açıklamak istemiyordu. Şimdi hükümet bütün bu gerilimlerden uzak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine ilişkin paketine son şeklini veriyor. Bakalım paketten neler çıkacak? Bakalım Türkiye evlatlarının ölmediği, umutla geleceği kucaklayan bir ülke olmayı nasıl başaracak? Türkiye sabah yeni bir operasyonla uyandı. Taraftar grupları gözaltına alındı. Operasyonun soru işaretleri habere dair de. BDP Iğdır Milletvekili Sayın Pervin Buldan bizimle birlikte olacaklar Diyarbakır'dan. Hoş geldiniz efendim yeniden. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Buldan, pazartesi açıklanacak olan paketten beklentileriniz nedir? Genellikle BDP cephesinden gelen açıklamalar biraz kırgın, biraz beklenti düzeyinin aşağıda olduğunu gösteriyor, doğru mu efendim? Şimdi ben öncelikle sormuş olduğunuz soruya cevap vermeden önce biraz önce banttan yayınlanan görüntüleri görmesem bile orada söylenenleri duydum. Yani şöyle bir eleştiri yaparak başlamak istiyorum. Evet.
bu coğrafyada tek taraflı bir savaş yaşanmadı. Tek taraflı çatışma süreçleri yaşanmadı. Ne yazık ki maalesef bu ülkede bir savaş yaşandı ve devlet tarafından da öldürülen, devlet tarafından yok sayılan bir kesim vardı. Dolayısıyla bu bantta, yayınlanan bantta sadece bir tarafın yaşamış olduğu savaşı anlatmak doğru değil. Oysa devlet tarafından öldürülen, faili meçhul cinayetlere kurban giden insanlar, yine köy yakmalar, köy yıkmalar gibi birçok olumsuz şeyler yaşandı bu coğrafyada. Dolayısıyla yaşanan bu savaşın bugün bu noktaya gelmesi ve bir barış sürecinden bahsediliyorsa eğer, bu barış sürecinde sürecin aktörünün isminin geçmemesi bence bir eleştiri konusu. Çünkü bu barış sürecinin bugün konuşuluyor olması bile Sayın Öcalan'ın bu barış sürecindeki rolünün ne kadar önemli olduğunu bizlere çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu eleştiriyi yaparak başlamak istiyorum. Evet, demokrasi paketi ya da demokratikleşme paketi hükümet tarafından, AKP iktidarı tarafından bir paket hazırlanıyor. Affedersiniz efendim. Eğer geçtiğimiz hafta programımızı izlemiş olsaydınız, faili meçhullerle ilgili olarak ayrıntılı bir dosyaya yer verdiğimizi bilecektiniz. Hayatın tanığında da şu anda köyler ve geri dönüş süreciyle ilgili olarak bir program hazırlıyoruz. Yakında o yayını da vereceğiz. Program içerisinde 40 bin can kaybından bahsettiğimizde, bu 40 bin can kaybının tamamının sadece ve sadece tek taraflı olduğundan söz etmedik efendim. Haberin içerisinde bütün Türk ve Kürt kayıplarını beraberce değerlendirerek ele almıştık. Şimdi ben sorumu tekrarlamak istiyorum izninizle. Peki, buyurun. Beklentileriniz pazartesi günü nedir? Buna ilişkin daha kırgın açıklamalar yapıldı. O kırgınlığın nedenini de öğrenmek istiyorum. Evet, hükümetin ne yazık ki tek taraflı bir şekilde hazırlamış olduğu bir paket var. Bugün Türkiye kamuoyu tarafından çokça tartışılan ve bir umut beklentisi yaratan bu paketin pazartesi Sayın Başbakan tarafından açıklanacağı duyuruldu. Ama doğrusu paketin ismi demokratikleşme paketi, ama hazırlanış şeklinin çok demokratik olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü tek taraflı hazırlanan bir paketin Türkiye'yi demokratikleştirmeyeceğini düşünüyorum. Biz parti olarak bunu savunuyoruz. Başından beri bizimle bir istişare yapılmadı mı efendim? Yani bu sürece ilişkin beklentilerle ilgili olarak ve sizin buna ilişkin olarak, yani bu pakette bulunmasını istediğiniz taleplerinizle ilgili olarak herhangi bir görüşme ve istişare süreci yaşanmadı mı efendim? Yaşanmadı ne yazık ki. Yapmış olduğumuz görüşmelerde paketin içeriğine dair hükümetten almış olduğumuz en ufak bir ipucu bile yok. Yani paketin içerisinde neler var, neleri kapsıyor, hangi konularda bir gelişme sağlandı, nelerden oluştuğu konusunda ne yazık ki hiçbir bilgimiz yok. Israrla hükümetle yaptığımız görüşmelerde en azından bizimle istişare edilmesi gerektiğini ve sadece bizimle değil, aslında muhalefet partilerinin, yine Türkiye'deki demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin mutlaka bu sürece dahil edilmesi gerektiğini ve paketin ortak hazırlanması gerektiğini ifade etmemize rağmen hükümet sadece kapalı kapılar ardında tek başına hazırlamış olduğu bir paketi pazartesi günü kamuoyuna açıklayacak. Biz içerisinde neler olduğunu bilmiyoruz. Nelerin hayata geçeceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir beklenti içerisinde değiliz. Sayın Başbakan bazı sürprizler olabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sürprizler içerisinde özellikle Kürt sorununa ilişkin farklı bir takım beklentiler yaratılmış olamaz mı efendim? Çünkü daha henüz ortada paketi bilmiyoruz. Sizin de paketi görmeden diye. Evet, paketi görmeden, paketi bilmeden aslında yorum yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Aslında pazartesi günü böylesi bir değerlendirme yapmak çok daha doğru olur, ama biz sadece paketin hazırlanış şekline itiraz ediyoruz. Belki paketin içerisinden ufak tefek Kürt halkının sorunlarını, taleplerini dikkate alan, yine Alevilerin sorunlarını, taleplerini dikkate alan, kadınların, gençlerin taleplerini dikkate alan
konular belki çıkabilir ama en azından bu paket hazırlanırken bir istişare yapılsaydı, bizlere bunlar öneri olarak sunulsaydı, görüşmeler yapılsaydı ve bu paketi hazırlanmasında Türkiye kamuoyu aslında birlikte karar verseydi, Türkiye'de yaşayan halklar bu paketi hazırlasaydı, o zaman demokratikleşme alanında kat edeceğimiz yolu da görebilirdik ve Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemli bir noktada olduğumuzu da söyleyebilirdik. Sayın ama Buradan, tabii ki Kürt sorununa şu anda çözüm arayışı konusunda, Kürt sorununa çözüm arayışı konusunda sizin bu paketten temel beklentileriniz nelerdir? Evet, şimdi aslında başından beri ifade etmeye çalışıyoruz. Kürt sorunu aslında yeni ortaya çıkan bir sorun değil. Yüzyıllık bir meseleden bahsediyoruz. Bu yüzyıllık bir meseleyi sadece bir paketle çözmek de doğru değil. Bu paketin içerisinden çıkacak olan ya da Kürt halkının taleplerini dikkate alan bazı konular bu pakette çıksa bile Kürt meselesini, Kürt halkının sorunlarını tam anlamıyla çözecek bir paket olarak da görmüyoruz. Biz hükümetle yapmış olduğumuz görüşmelerde paketin dışında, yani demokratikleşme paketine ihtiyaç duyulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda çıkarılması gereken bazı yasalardan da bahsettik. Yine işte yasalara gerek duymadan yine Kürt halkını tatmin edebilecek, Kürt halkının sorunlarını, taleplerini dikkate alabilecek. Örneğin ana dilde eğitim hakkı konusunda bir beklentiniz mesela 10 bine yakın KCK'li tutsak var. Yine hasta tutuklar TCK'da Türkiye'nin çok önemli bir meselesi. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak bir takım değişikliklerle KCK'lıların serbest bırakılmasına yol açacak bir düzenleme yapılabileceği öngörülüyor paket içerisinde. Bu sizi tatmin eder mi? Ümit ediyoruz böyle bir yasal düzenleme çıkar. Yine TMK'nın tamamıyla ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü eğer biz savaşı bitiriyorsak diyorsak, Türkiye artık bir barış ortamına giriyorsa, barış süreçlerinde terörle mücadele kanununun artık bir yeri olmadığını düşünüyoruz. TMK'nın tamamıyla ortadan kalkması ve TCK'da yapılacak olan bazı değişikliklerle birlikte demokratikleşme alanında bazı adımlar atılabilir. Ama bunlar tamamıyla Kürt sorununu tam anlamıyla çözüyor Sayın Buldan, ana dilde eğitim hakkı gelmez. Ve anayasal Kürt vatandaşlık çok geniş bir BDP'nin mesele. Çok temel maddelerinden biriydi. Örneğin ana dilde eğitim konusunda özel okullarda ana dilde eğitim hakkının tanınmış olması BDP açısından tatmin edici bir sonuç mudur? Şimdi bunlar belki demokratikleşme paketinden çıkmayabilir. Bu meseleler anayasa meselesidir belki ama şu anda bir anayasa yazım sürecindeyiz aynı zamanda. Anayasa yazım sürecinde bu tür meseleleri zaten komisyonda bulunan arkadaşlarımız sürekli dile getiriyorlar ve bir mütabakat sağlamaya çalışıyorlar. Ama ne yazık ki muhalefet partileri de dahil olmak üzere komisyonda yer alan iktidar partisi ve muhalefet partisi hem vatandaşlık meselesi konusunda hem de ana dil meselesi konusunda ne yazık ki Kürtlerle ya da BDP ile aynı düşüncede, aynı görüşte değiller. Oysa hem vatandaşlık meselesi hem de ana dil meselesi Kürtlerin vazgeçemediği ve kırmızı çizgilerinin olduğu bazı meselelerdir. Bunların da bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini Abdullah düşünüyoruz. Abdullah Öcalan'la son görüşen vekillerden birisiniz Sayın Buldan. İfade ediyoruz. Sanıyorum 17 Eylül'de son görüşmenizi gerçekleştiren vekillerden birisiniz. Abdullah Öcalan bu diyalog müzakere süreci ve yeni format konusunda kendisi yeni açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan'a özellikle müzakere süreciyle ilgili bu tecridin kaldırılması ya da herhangi bir özgürlük sağlanması, ev hapsi ve benzeri konularda herhangi bir söz verilmiş mi efendim? Kendisi ne ifade ettiler? Şimdi biz Sayın Öcalan'la yaklaşık 10 görüşme gerçekleştirdik. Her 10 görüşmede de Sayın Öcalan'a kendisiyle ilgili sorduğumuz her soruya Sayın Öcalan şu cevabı veriyor. Mesele benim meselem değil. Mesele bir halkın özgürlüğü meselesidir. Dolayısıyla benim özgürlüğüm gündeme hiçbir zaman gelmemeli. Ben Kürt halkının özgürlüğünü, Türkiye halklarının özgürlüğünü gündemime almışım. Onun için bir çaba sarf ediyorum. Bunun için uğraşıyorum diyor. Yoksa Sayın Öcalan kendi bir
bireysel görüşlerini hiçbir zaman yaptığımız görüşmelerde ortaya koymuyor ve bunları dile getirmiyor. Bizim sorduğumuz sorulara da aynen bu şekilde cevap veriyor. Sayın Öcalan böylesi önemli bir meselede kendi işte cezaevinde yaşadığı koşullardan kaynaklı sıkıntıları asla bir gündem maddesi aslında yapmıyor. Aslında bunu müzakere tamamıyla, yani bu sivil toplum örgütleriyle basınla sorunlar, görüşmeler gerçekleştirme, toplumun daha geniş kesimleriyle evet, diyalog beklentisi şeklinde ifade etti galiba, değil mi? Şimdi bu yeni format dediğimiz son görüşmede de zaten basına yaptığımız açıklamada da ifade etmeye çalıştık. Yeni bir format önerdi Sayın Öcalan. Bu yeni formatta artık Sayın Öcalan'ın araçsal konumdan çıkıp stratejik bir konuma geçmesi gerektiğini ifade ediyoruz biz de. Çünkü Sayın Öcalan önemli bir aktördür. Bu sürecin aktörüdür. Bu sürecin aktörü olan bir insan sadece BDP'li bir heyetle ya da sadece kardeşiyle görüşmeler yapamaz. Bu yapılan görüşmelerin eksik ve yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Sayın Öcalan artık müzakere sürecine son olarak geçilmesi bir şey sormak gerektiğini de ifade efendim ediyor. Şimdiye Cemil Bayır'ın kadar açıklamaları konusunda buyurun, ne düşünüyorsunuz? Yani biz yine yeniden işte zaten geri çekilme süreci durduruldu, biz yeniden eski sürece dönebiliriz şeklindeki yaptığı açıklamaları Türkiye kamuoyu bunu bir tehdit olarak algıladı. Cemil Bayık'ın bu yaptığı açıklamalar özellikle sürece yönelik bir tehdit olarak algılandı. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yapılan açıklamaları biz de yakından takip ediyoruz ama hükümetin hiçbir anlamda hiçbir konuda adım atmamasını da eleştiriyoruz tabii ki. Sonuçta KCK'de gerillaları geri çekti ve geri çekilme sürecinde bir rol ve misyon üstlendi. Ama ne yazık ki bu süreç içerisinde hükümet tarafından hiçbir şekilde somut bir adım atılmadığı için ve süreç açısından bir ilerleme kaydedilmediği için zaman zaman bu tür açıklamalar yapılıyor ve yapılmıyor. Peki biz bunları biz bir Sayın beklenti Öcalan'la olarak pazarlığın görüştük, pazarlık sürecinin bir ürünü olarak görelim ve umut edelim. Çünkü önemli olan şey gerçekten bu ülkede artık evlatlarımızın ölmemesi, kan akmaması. Sayın Pervin Buldan Iğdır Milletvekili, bize zaman ayırdınız. Hepimizin şu anda bir dileği, toplantıda olduğunuzu dileği, biliyorum efendim. Hepimizin dileği. Bize zaman evet, ayırdığınız için hepimizin size çok dileği, çok teşekkür artık ediyorum. Hepimizin dileği artık insanlarımızın ölmemesi, gençlerimizin ölmemesi. Teşekkür ediyorum. Sevip sevip hayata veda edili 6 ay oldu. Hayranları yapayalnız kaldı. Müslüm Gürses'in sevenleri şimdi ne yapıyor? Müslüm Baba'yı evlatları anlatıyor. Sevgili seyirciler, bu sabah itibariyle Türkiye yeni bir operasyona uyandı. Bu yeni operasyon taraftar operasyonu olarak nitelendirebileceğimiz aslında tribün liderlerine dönük bir operasyondu. Operasyonun ana gerekçesini Sayın İçişleri Bakanı özellikle futbol kulüplerine yönelik olarak gerçekleştirilen bilet ve benzeri bir takım organizasyon çabalarıyla yolsuzlukla ya da tehditle açıkladı ve bu sürecin devam edeceğini söyledi. Ben öncelikle Uğur Vardan'la başlamak istiyorum. Sayın Vardan, bir sürü title'ınız var, bir sürü şeyin özelliğiniz var biliyorum ama ben sizi radikal yazarı olarak tanımlamak istedim. Overlockçu da diyebilirsin. Peki, radikal overlockçusu diyelim ama siz operasyonu nasıl değerlendirdiniz? Onunla başlayalım. Operasyon tam da derbi sonrasına denk geldi. Valla ben hani açıkçası nedir? Sabah İran sinemasının çok ünlü, daha doğrusu çok bence hani bize de dokunan yönetmenlerinden biri olan Aşar Farhadi'nin filmine gitmiştim. Operasyondan falan da haberim yoktu. Çıkınca öncelikle Tuncel abinin ölüm haberini aldım. Yani şeyle daha sonra vakıf oldum. Benim için hani bugünün hani tarihsel anlamı Tuncel abi gibi büyük bir değeri kaybetmemizdi. Operasyonlar zaten hani hayatımızın bir parçası. Hani bugün varlar, yarın yoklar ve sürekli hani, bir daha bir Tuncel Kurtiz bir daha gelmeyecek. Bir daha gelmeyecek. Doğru, üstelik hani belki Tuncel abinin futbolla bağlantısını da şöyle kurabiliriz. Son 1-2 haftada işte Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanması ile birlikte, ki bence Tuncel abiye bir anlamda hakaret de o, çünkü hep ezilenlerin yanındaydı ki Türkiye'de kupa çok uzun süredir hani ezilenleri ezmek üzerine kurulan bir formatla oynanıyor. Ben aynı hani Bundesliga'da
işte diğer bütün o hani La Liga'da nasıl oynanıyorsa, yani birinci turda o büyük işte Bayern Münih geçen yıl almadığı kupa yok ama bir dördüncü lig takımıyla başlamıştı bu yıl Bundesliga'da. Yani bütün dünyada nasıl oluyorsa öyle oynansın istiyorum ama bu yılki Türkiye Kupası'na özel anlam katan belki o hani tanıtım filmindeki Tuncel abinin sesiydi. Birkaç gündür hani onunla da haşır neşiriz. Yayıncı kuruluş, o kupayı yayınlayan kuruluş sürekli o tanıtım filmini döndürüyor ve hani Tuncel abi bize sadece hani sadece vücuduyla, oyunculuğuyla vesaireyle değil, sesiyle de katkıda bulunuyor. Ben özellikle son süreçte bazı taraftar gruplarına verdiği destekle de evet, yani o her şeyin desteği. Evet. Evet, nasıl değerlendirdiniz bu operasyonu? Ya biz hani son zamanlardaki bütün operasyonlarda hani iyi niyetle başladıktan sonra nasıl şekillendiğini, nasıl dallandığını bildiğimiz için hani sadece bu operasyon değil, işte balyoz olsun, ergenekon olsun, şike operasyon olsun. Yani o klasik amiyane tabiriyle hani maksadını aşan ve başka yerlere uzanan operasyonlar gördük. Dolayısıyla hani şeyi de bilmiyorsun ki hani bu operasyonun sonuçta neye varacak. Bir yandan alınan kişiler bildiğim kadarıyla siyasi anlamda hükümete yakın taraftar grupları bunlar ve hatta son Ramazan'da bir sahur yemeğinde işte bugün alınanlardan Sefa ve Alem bildiğim kadarıyla Spor Bakanı Suat Kılıç'la birlikte sahur yemeğine gitmişlerdi. Hatta şöyle, yani artık bu espri midir nedir bilmiyorum ama hani akşam yazarı sıfatıyla Alen Markanyan tutuklandı. Yani sonuçta bir an öyle bir basına da uzanıyor bu şey. Yani bir köşe aslında yazarı tabii sonuçta. Alen Markanyan'ın tek tutuklandı demeyeyim de. Tek kelepçeli şüpheli konumunda olması da çok manidar. Çünkü diğer görüntülere bakıyorsunuz Alen Markanyan. Ya şimdi insanların şöyle bir hissiyat var. Yani işte sezon başladığından beri biliniyor ki hükümetin siyasi açıdan bir takım taraftar gruplarına karşı bir ön yargısı ya da tepkisi var. İşte bunun başında biliyorsun ki Çarşı geliyor. İşte Ultra Aslan değil ama tek yumruk var Galatasaray'da. Fenerbahçe'de genç Fenerbahçeliler değil ama işte sol açık var. Dolayısıyla bugün bütün gözaltına alınanlar aslında hükümete yakın gibi görünenler. İster istemez insanlarda komplo teorisi uyanıyor ve sanki şöyle yorumlar vardı. İşte aslında bu işin sonu Gezi'ye varacak ama çevresi örtülüyor, hani peki kuruluyor. Peki neden derbi sonrasına geldi? Yani belki derbi öncesi yapılsa biz başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama belki derbide hep şey dediler ya, işte bu bir Gezi'nin Gezi'ye yönelik operasyondu. Dolayısıyla hani oradan bakıldığında bakın işte bizim yani sadece size karşı değil herkese karşı tutumumuz belli. Hani mesafeliyiz. Ama bizim bir için... buçuk yıldır süre gelen bir özellikle teknik takipten söz ediyoruz. Evet. Niye sizin bugün haberinizde de vardı. Bizim yarınki haberimizde de olacak. İşte İsmail Sağıroğlu arkadaşımız derledi bizde. İşte o şikeli sezonun sonunda, yani bir sonraki sezonda işte federasyonun uydurduğu bir format vardı. Bir tür Final Four mantığıyla uygulanmış playoff serisi. Onun sonunda oynanan bir Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Eğer Fenerbahçe evet kazansaydı şampiyon olacaktı. Beraber etti ve Galatasaray şampiyon oldu. İşte bu maç sonunda çıkartılan olaylar sırasında teknik takibe başlanmış ve bu süreçte herkes bir şekilde dinlenmiş ve işte o operasyonun sonucu gibi. Urvar'dan benim merak ettiğim bir şey var. Eğer ortada bir teknik takip varsa ve birileri de kendilerine menfaat temin ediyorlarsa, o menfaatin temin edilmesini sağlayan ve tribünde belki de kendilerine nüfuz elde etmek isteyen yöneticilerin de olması gerekir ki o biletleri birilerinden alabilsinler. Şu ana kadar gözaltına alınmış herhangi bir yönetici söz konusu değil. Peki bu teknik takiplerde bu tribün liderleri hiç mi yöneticilerle konuşmadılar? Evet, doğru, yani şikedeki gibi. Yani hani şikede de şunu sorduk biz. Evet, şike var ama hani bunu yapan futbolcu sayısı
çok azdı. Yani sadece yöneticiler mi şike yaptı? Burada da aynı problem var ama bizim haberimizde var. Galiba yöneticilere de yansıyacakmış bu operasyon. İleriki aşamalarda evet, yani beklentiye eğer bunu sahibiz. Görürsek, Radikal Gazetesi'nin yarınki haberine. Evet edelim. Yani şey muhtemelen hani inandırıcılığı daha yüksek olacak. Bugün bildiğim kadarıyla stat sorumlusu da gözaltına alınanlar içinde. Fenerbahçe stadın sorumlusu. Bilmiyorum yani bu bir şehir efsanesi gibidir ve hep yöneticiler bilet dağıtır. İşte bu sistemin yıkılmasına ilişkin bir sürü hamle vardı. Ve biz biliyoruz ki bazı yöneticiler işte geçmişte hep tutuklananlar ya da gözaltına alınanlar o gece karakola gider kurtarır. Yani onu bırakın bugün spor yorumcusu kimliğiyle yani ismi vermeyeyim. Kanallarda görev yapan bir zamanlar köşe yazarlığı da yapmış bir insan biliyoruz ki Çakıcı'ya pasaport sağlamak için bir takım faaliyetlerde bulunmuştu. Üyesi olduğu kulüpten hala atılmadı evet, disiplin yani. Kurulunda olmasına rağmen. Urvar'dan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Radikal yazarı Radikal'in her şeyi diyebilirim. Gerçekten çok farklı aşamalarında çalışan bir meslektaşım. Yeniden çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sana da geçmiş olsun son derbinin hatırası olan ayağından dolayı. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Müslüm Gürses geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybetti ve özellikle Müslümcüler diye bilinen bir kesim vardı ki Müslüm Gürses hayranları. Onlar kendilerini öksüz hissettiler. Peki Müslümcüler... Müslüm Gürses hayatını kaybettikten sonra ne hissettiler, ne yaşadılar? Müslümcülük nedir ve nasıl yaşanır? İşte bütün bunları Vuslat Saracoğlu bir belgeselde topladı. Müslüm Baba'nın Evlatları belgeseliydi. Bu belgeselden önce kısa bir bölüm izleyelim. Daha sonra Sayın Saracoğlu bizimle birlikte olacak. Bu sabah yalnız uyandım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık kokular. Sensiz olmaz. Bu ülke çok az kişiye baba lakabını layık görmüştü. Müslüm Gürses de onlardan biriydi. Hayatı, şarkıları, konserleri, hayranları hep ilgi odağı oldu. Kalbi kaybetme gel. Bundan 6 ay önce bir Mart sabahı hayata veda ettiğinde geride buruk, gözü yaşlı, acılı hayranlarını bırakacaktı. Onlar Müslüm babalarını hiç unutmayacak, hatta bir belgesele de konu olacaklardı. Düşünsenize, bizim gibi böyle arada bir dinlemiş değil. Sabah dinlemiş, öğlen dinlemiş, akşam dinlemiş ve hayatındaki boşluğu düşünmek lazım. Çünkü onlar babalarını kaybettiler. Müslüm Baba'nın Evlatları belgeseli Müslüm Gürses sevenleri anlatıyor. Neden Müslüm dinlediklerini, onu neden çok sevdiklerini, ölümünden sonra nasıl yalnız kaldıklarını, onsuz nasıl yapamadıklarını kendi ağızlarından aktarıyor. Bizi görün, şey oluyordur aslında, duyun bizi. Ne oluyor, benim de sıkıntım var. Üşüyoruz, anlatabiliyor muyum? Kaynağı bu yani. Çok çile... Yaşayan insan, anlatabiliyor muyum? Müslüm Baba'nın evlatları, babalarını kaybeden çocukların hikayesi bir bakıma. Bir bakıma da evlatlarının o çok sevdikleri babalarına yazdıkları bir özlem mektubu. Evet, stüdyo konuğum bu belgeselin yapımcısı Sayın Vuslat Saracoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim bu Müslüm Baba'nın evlatları? Nasıl tanımlarsınız sosyolojik olarak onları? Yani şöyle, ben burada özellikle şunu kriter aldım. Müslümcülüğü bir kimlik edinmiş insanları. Yani yalnızca dinlemekle kalmamış. Yıllarca onun şarkılarıyla yatıp kalkmış. Aynı zamanda yani bunu bir müzikal tercih olarak belirleyip belirlemekten de öte onun yaşam felsefesini kendilerine kimlik edinmiş, onu takip eden,
insanları baz aldım. Yani bu anlamda aslında yeni dönem Müslüm dinleyicilerini dışarıda bıraktım. Yani evet, biraz popüler bir kimliğin ötesinde biraz toplumun itilmişleri, kakılmışlarıydı galiba, değil mi? Müslüm babanın evlatları. Yani öyle denilebilir mi bilemiyorum. Bu çok genel ve yüzeysel kalıyor. Aslında benim bunu yapma amaçlarımdan bir tanesi de buydu. Çünkü sosyoloji okudum ben. Orada arabesk üzerine bir sürü şey okuyorduk. Orada arabesk dinleyen insanlara yönelik bu tarz sıfatlar yakıştırılıyor. Müslümcülüğü de bunun en alt tabakası olarak dillendiriliyor. Ama bu bana çok canlı kanlı bir açıklama gibi gelmedi ve ben merak ediyordum. Yani bu insanlar kimler? Doğrusu şu, aslında Müslümcülük yani diğer arabeskin diğer dallarından çok farklı. Mesela bir Orhancılıktan, bir Ferdicilikten çok farklı bir nedir kitleyici. Şu, yani bu insanlar sadece bu Müslüm Gürses'in şarkılarını dinleyip ondan etkilenmiyorlar. Yıllarca onu takip etmişler. Yani bir yaşam tarzına mı dönüşmüş? Bir yaşam tarzına dönüşmüş. Yani o nereye giderse onunla birlikte mi gitmişler örneğin? Yani öyle de denilebilir. Aynı zamanda bunlar kendi içlerinde de bir topluluk oluşturmuşlar. Mesela Dünya Müslümcüler Günü diye bir gün ilan etmişler. Evet. Aralarında para toplayıp her sene Müslüm Baba'ya hediye alıp hediyelerini takdim etmişler. 6 senedir bunu yapmışlar. Var mı peki? Evet, aralarında bir dayanışma var. Benim de çok ilgimi çeken kısımlardan biri buydu. Mesela şehir dışından başka bir şehire giden, diyelim Ankara'dan İstanbul'a giden bir Müslümcü, hiç tanımadığı bir Müslümcünün evinde kalabiliyor. Ben bunu duydum. Başka hiçbir bağıyla tanışmayan insanlar sırf Müslümcülük adı altında birleşip senelerce görüşebiliyorlar. Bu insanlar mesela iftar organizasyonları yapıyor. Sanal medya aracılığıyla mı gerçekleştiriyorlar? Sanal medya aracılığıyla da gerçekleştiriyorlar. Düzenli organizasyonlar yapıyorlar. Mesela düzenli toplantıları var. Biz 32. günde bir haber yapmıştık. O zaman kendilerini kesen, sahneye fırlayan insanlar vardı. Ve Müslüm Gürses, Müslüm Baba ya da başka bir deyimle onlara yapmayın çocuklar, doğru şeyler değil bunlar diye evet, itiraz ediyordu. Hatta konser yarıda kalmıştı. Evet. Öylesine büyük bir aidiyet duygusundan söz ediyoruz, evet, değil mi? Evet. Yani o kısım da var hakikaten. Belki onlara hayırsız evlat mı demeliyiz bilmiyorum. Çünkü babalarının sözünü dinlemiyor oluyorlar. Babaları evet, bir şey söylüyor. Evet. Ama öte yandan bunu bitirmek isteyen de bir kitle var ve aslında bu sıfattan da son derece rahatsız olan da bir kitle var. Tabii ki ben onları ayırmadım. Yani işte benim için sadece yıllardır bununla yatıp kalkmış. Artık gerçekten o çok eşsiz bir sevgi duymaları yeterliydi. O şekilde. Yani ama jilet atmayan da çok insan var ve bunu kendi aralarında bitirmeye çalışan da bir grup var. Onu da ben özellikle söylemek istiyorum. Çünkü jilet daha çok haber değeri taşıdığı için daha çok görünür oluyor. Aslında çok büyük bir kitle var. Başka türlü davranan. Yani jilet bu Müslümcülüğün bir sembolü olarak görülüyor. Aslında değil. Yani gece gündüz Müslüm dinleyen birisi de daha az Müslümcü değildir. Anlaşılan o ki onlar da belki onların parçalarından sadece tabii ki, bir tabii tanesi. Tabii ki. Ama daha çok görünüyorlar. Usta Sarıcıoğlu çok değişik. Gerçekten bir sosyolog içinde son derece çarpıcı bir belgesele imza atmışsınız. Sizi kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sırada Hayatın Tanığı var. Yarın saat 22'de Hayatın Tanığı programında neler var? Bakın size yarın neleri sunacağız. Darbeler Türkiye'yi ve demokrasiyi vurdu ama belki de en çok kadınlar yaraldı. Gün geldi kapıda sevdiklerini beklediler, gün geldi işkence gördüler. Rıdvan Akar'la Hayatın Tanığı bu hafta Darbenin Kadınları belgeselinin ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Bu kez 12 Eylül'ün ve 28 Şubat'ın kadın tanıkları anlatıyor. Şöyle bir tahtaydı yerde. Tahtaya benim kollarımı böyle bağladılar. Ama sandalyenin üzerine çıkarttılar. Birden sandalyeyi çektiler. Ben böyle sallandım. Yani çok fazla yani bir yüksek şekilde çığlık attım. Yani sesle bağırdığımı hatırlıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Nereye gidiyorsanız ben de götürürüm dedim. Kenan Evren'e gidiyorum dedim. Kurtarmaya uğraşacağım dedim. Kenan Evren'e gidiyorum. Beni de götürün dedim. İki elimden nasıl asıldım bu arabanın camı. Ben ağladım. Hepsi ağladılar. Bir gün koğuşta sabah gazetelerini yine bekliyordum. Avluda ilk gelen gazeteleri ben aldım. Okurken
Tam sayfa manşetleri gördüm. Başörtüsüne idam diye başlık vardı. Üç kızımın ve benim de isimlerimizin idamı istenenlerin arasında olduğunu gördüm. Hayatın Tanığı darbenin kadınları bölümünün ikincisiyle cumartesi günü saat 22'de CNN Türk ekranlarında olacak. Darbenin kadınları ikinci bölümde 12 Eylül ve 28 Şubat sürecinin mağduru kadınlar bu defa anlatacaklar. Sevgili seyirciler, 29 Eylül'de Avusturya'da bir seçim var. Bu seçim genel bir seçim ve Avusturya Özgürlük Partisi ırkçı, göçmen karşıtı bir parti olarak biliniyor. Sağcı bir parti. Bu partinin lideri Heinz Christian Strache bir klip hazırlayarak seçmenlerinden oy istedi. Bu klip aslında bir rap parçasıydı. Ancak sanal medyada onun muhalifleri son derece çarpıcı bir biçimde bu parçayı Ankara'nın bağlarıyla özdeşleştiren çok hoş ve çok komik bir klip hazırladılar. Onunla devam ediyoruz. İçimde acı kaldı. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Burçin Tuncer 35 yaşında bir fotoğraf sanatçısıydı. Geçtiğimiz yıllarda 32. güne gerek yaratıcılığı gerek emekleriyle çok büyük katkılarda bulunmuştu. Sevgili kardeşimizi kalbimize gömdük. Haber programcılığı geleneğine sahip çıkıyoruz. Habere dairden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta saat 19.30'da yine buradayız. Hoşça kalın efendim.